1.6 motora sahip, 136 beygir gücünde. Ön tarafa baktığımızda Lexan bu arabada da göremiyoruz arkadaşlar, belirteyim. Mercekli farlarımız var, sinyalimiz var, gündüz farımız var, onu belirtelim. Sis farımız var. Şöyle geldiğimizde krom çıtalarımız var arkadaşlar burada. Şunlar piyano bilek. Kia piyano bileği çok kullanmış, aşırı derecede var ama yakıştırmış arabalarına yani. Ön görüntüsü arabanın çok sportif duruyor. Benim fikrim tabii ki de bu. Şöyle bir yan tarafa doğru. Alüminyum alışımlı jantlarımız var arkadaşlar. Bu da hoş durmuş. Bu jantların daha güzelleri var aslında ama bu arabada bunu kullanmayı tercih etmiş. Burada sinyalimiz var. Aynalarımız otomatik arkadaşlar. Kaptanın içeriden ayarlanıyor. Böyle geriye doğru. Sunroofumuz var arkadaşlar. Muhteşem bir görüntüsü var sunroof'un. Birazdan içeriden de göstereceğiz. Çok yakışmış yani sunroof. Şöyle bir arka yaşam alanına bakalım. Şöyle geldiğimizde arka yaşam alanı 5-10 santim var. Oho, diz mesafesi dünya kadar. Rahat rahat yolculuk yapabilirsiniz yani. Şarj tünelimiz arkadaşlar geniş. Uzun değil, bunu belirtelim. Sadece geniş, fazla bir yüksekliği yok. Daha fazla içeriden anlatabileceğim. Tutamaçlar güzel olmuş. Buraya ışıklandırma koymuşlar. Aynı ışıklandırma diğer tarafta da var. Aynı zamanda askımız var burada. Bunlar hoş olmuş arkadaşlar. Askı, tutamaç, lamba. Geri lambası koymamış. Arka tarafa bir iç ışıklandırma koymamış. O da mühim değil. Yanlara koymuş yani. Burada arkadaşlar ne bir klima menfezi var. Buraya baktığımızda. Ne bir çakmaklık girişi, ne bir USB giriş yeri var. Bu biraz olmamış bence. Yakışmamış yani, oraya HDMI bir USB giriş yeri olabilirdi. Şöyle bu tarafa baktığımızda krom bir açma yerimiz var arkadaşlar. Piyano bilek kullanılmış burada da. Çok hoş olmuş. Bunlar plastik arkadaşlar. Şu kısım deri arkadaşlar. Evet, bunlar deri. Şurada bir hoparlörümüz var, açma yerimiz. Şurada çok ufak bir işte içecek koyma yeri yapmışlar. Şöyle yakıtımıza geldiğimizde dizel arkadaşlar. 1.6 demiştim zaten. H-Blue var arkadaşlar arabalarda. Arka tarafın görüntüsü hoş. Hatta bayağı hoş olmuş yani. Evet arkadaşlar, arka taraf güzel olmuş dedik. Ama bunda bir eksiklik var. O eksiklik ne? Park sensörlerimiz yok. Sadece kameramız var. Onu belirtelim. Park sensörü fabrika çıkışlı yok yani. Sonradan belki taktırırsınız. Arka bagajımıza açalım şöyle. Bagajımız evet yeterli bir genişliğe sahip bence. Altta stepne var yani. Bagaj yeterli bir genişlikte. Burada askılığımız var. Tek taraf aydınlatmamız var aynı şekilde orada. Ön koltuklar yatıyor. İşte bu da Kia'nın zaten fabrika çıkışlı ilk yardım çantası. Ön tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, şurada krom bir açma yerimiz. Yine piyano bilek kullanılmış. Burada da krom çıtayla piyano bileğin birleşimi çok hoş olmuş. Burada arkadaşlar aynalarımız var. İşte aynamız otomatik zaten katlanabiliyor buradan. Ayna ayarımızı yapabiliyoruz şuradan. Yine böyle ufak bir tarzda, ufak olmuş hakikaten bunlar. Plastik zaten. Sadece şu kısım geri görünümlü plastik.
Aynen. Deri hatta şu kısım böyle deri. Şu kısım deri, şu plastik. Deri plastik. Şöyle motorlarımız var. Arabaya bindiğimizde direksiyon, son modellerde yapay direksiyonu kullanmış zaten. Şurada krom çıtası var işte. Burada sesli komut özelliği, çağrı cevaplama, ses açma kısmı. Burada hız ayarlama, hız sabitleyici yani. Buradan da şeyi değiştiriyoruz arkadaşlar, bilgisayar ekranını, otomobil ekranını. Bakın şu anda sunroof açık, kapı açık, bunları belirtiyor. Şurada arkadaşlar far ayarımız var. Yukarı baksın, aşağı baksın. İç aydınlatma ayarımız. Şu tuşları boş bırakmışlar. Bence olmamış. Lastik basınç uyarısı abi bu. Herhalde o. Aynen. Bu arkadaşlar ESP. Yol tuş. Araçta start stop yok. Bunu belirtelim. Yani şurada bir yakışırdı sanki böyle. Tuş koyacak gibi olmuşlar da sonra vazgeçmişler gibi bir tarzda bir şey var burada. Görüyorsunuz. Anahtar girişimiz. Vites kolumuz bu arabalarda genellikle bunu kullanıyor. Audi'ye kaçıyor biraz ama hoş duruyor. El freni biraz büyük olmuş ya bu arabaya yani. Kolçak böyle şey yapıyor, görüyorsunuz. Değiyor yani. Kolçak var arkadaşlar. Kolçağımızda bir derinlik var. Onu söyleyelim. Kolçak ileri geri oynamıyor. Bardaklıklarımız var. Bu bardaklık tutma şeyi bile var buralarda. Hoş olmuş onlar. Şurada bir telefon koyma yerimiz. İki kademeli. Diğer arabada da öyleydi. Hoş olmuş bu. 12 voltluk bir USB girişimiz var. Bu da olmuş. Otomatik bir klimamız var. Evet, otomatik bir klimamız var. Multimedyamız, büyük bir multimedyamız var. Araçlarda zaten Kia bu dönemde hep büyük bir multimedya kullanıyor. Bu büyük multimedyanın en kötü yanı klima menfezlerimiz biraz ufalıyor. Hakikaten çok ufalmış. Ya yakışıksız durmuş mu durmamış. Şuradaki krom detaylar falan hoş durmuş yani. Sunrooflu bir aracımız arkadaşlar. Sunroof bayağı geniş. Aslında full cam tavan da yakışırmış bu arabaya. Arka taraf biraz sönük kalmış yani bu şeyden. Sunroof buradan açılıyor arkadaşlar. Kapanıyor. Aydınlatma ayarımız. Şöyle makyaj aynamız var burada. Aydınlatmalı bir makyaj aynası. Torpido'ya geldiğimizde şöyle torpido farklı açılıyor. Torpidosu ufak arkadaşlar. Kia arabaların torpidosu ufak. Bunu söyleyelim yani. Geniş değil. Bunu belirtelim. Daha fazla anlatılacak bir şey yok. Kia'nın araçları güzel, hoş. Ben beğendim şahsen. Tavan, cam tavan yakışabilir de. Daha fazla yok bir şey zaten. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolara like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.